Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Kardeş ülke Pakistan Dışişleri Bakanı'nın internet sitesindeki duyuruya göre Çin ve Pakistan toplantılar düzenledi, buradaki istişarelerden sonra her iki tarafın da kabul ettiği bazı kararların alındığı belirtiliyor. İnsan hakları alanında stratejik koordinasyonu sağlamlaştırmak, çifte standartları ve insan hakları konularının siyasallaştırılmasına ortaklaşa karşı çıkmak, tüm insan haklarının işbirliği içinde geliştirilmesi ve korunması için çalışmak maddesini görmekteyiz. Belki de bu anlaşmanın imzalanacağı en son ülke Çin'dir ama ne yazık ki borç veren emir verir diyoruz. Bir diğer haberimiz Ukrayna ve Rusya'dan çok sayıda gelişme var öncelikle ama diğer haberlere bakalım. Sırbistan'da Pantsir S1 hava savunma sisteminin Belgrad yakınlarında trafik kazası sonucu devrildiği belirtiliyor. Sırp yetkililer kazada bir askerin hafif yaralandığını ifade ediyor. Sırbistan'da toplam 6 adet Pantsir bulunduğunu da hatırlatalım. Yine Libyalı politika yazarı Anabel Rubio'ya göre Libya Türkiye ekonomik kalkınma projelerine başlayacak. Burada 29 milyar dolar değerindeki bir projeden bahsetmiş. Aynı zamanda Muhammed Bin Selman'a da bir göndermede bulunmuş. Bir diğer haberimiz Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır kardeş ülke Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştiriyor. Görüntüleri görmektesiniz. Yine Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda ikinci bor treninin Çin'e doğru hareket ettiği belirtiliyor. Türkiye'nin madeni bor demir dünyaya yayılmaya devam ediyor şeklinde paylaşılmış. Burada önemli olan işlenip işlenmedi. Eğer işlenmeden olduğu gibi yollanıyorsa ne yazık ki iyi bir gelişme değil. Yine videoda gördüğünüz kişi Sultan Süleyman Şah Tugay komutanı Ebu Amşa kendisi Hamza Tümeni gibi bizim Libya'da ve Suriye'deki ortaklarımızdan biri. Bugün bir basın açıklaması yaptı. Sultan Süleyman Şah Tugay'ın komutanı yaptığı açıklamada Karabağ'daki paralarının ödenmediğinden şikayet etti. Burada birçok çaba içerisinde olduklarını, Karabağ'da mücadele ettiklerini fakat maaşlarını Azerbaycan'ın ödemediğini belirtiyor. Kendisinin bu şekilde bir açıklama yaptığını görmekteyiz. <laughs> Yine Rusya-Ukrayna sınırında Ruslar son hazırlıklarını tamamladı. 20'den fazla birlik Putin'den emir bekliyor. Bir video görmektesiniz. Rusya'nın çok amaçlı mobil iletişim kompleksi PT-260T bu videoda görüntülenmiş. Konumu şu an itibariyle tespit edilemedi. Bunu da belirtelim. Yine Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zarova Ukrayna'nın NATO'ya katılımı Donbas'taki durumu daha da kötü yapar. Aynı zamanda bu durum Ukrayna devleti için sorun oluşturacak açıklamasını yaptı. Yine sizlere aktardığımız CNN'in iddiası an itibariyle kesinleşmiş oldu. ABD gelecek hafta iki gemisini Türkiye'ye gönderiyor. Daha doğrusu Karadeniz'e gönderiyor. Gemilerin geçişi için Ankara'ya bildirim yapıldı. Gemilerin boğazdan geçerek Karadeniz'e geçiş yapacağı bildiriliyor. Gemiler 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız konuya ilişkin yaptığı açıklamada tarafımıza Möntre Sözleşmesi'ne uygun olarak iki ABD gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak ifadesini kullandı. İşte buradaki saçmalık şundan kaynaklanıyor. Burada bildirim yapıldan o geminin oradan geçmesi garanti. Yani bizim izin verme veya vermeme gibi bir hakkımız söz konusu değil. Sadece burada süre ve tonaj sınırı bulunuyor. Bir diğer haberimiz İtalyan Havacılık Radar İzleme Sitesi Artemir Radar'a göre NATO'nun gözleri Kırım'da başlığıyla haber paylaşılmış. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ATR-72 tipi deniz, karakol, istihbarat ve gözlem uçağı Karadeniz üzerinde istihbarat görevinde yine İngiliz Hava Kuvvetleri ait RC-135 ve keşif uçağı da Kırım açıklarında rutin faaliyette ABD donanmasına bağlı P-8A deniz karakol uçağının bölgeye intikal ettiği de İtalyan Havacılık Radar izleme sitesi tarafından paylaşılmış dediğimiz gibi İtalyan havacılık radar izleme sitesinin zaten bütün paylaşımları Türkiye ile ilgili oluyor Bununla ilgili defalarca haber yapmıştık. Önemli bir gelişmeden bahsedelim. Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman Başkanlığındaki Uluslararası Gözlem Heyeti, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Mamradov ile görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Azerbaycan'da İlham Aliyev'in yardımcısı olan Hikmet Aciyev, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan gibi kardeş ülkelerden medyadan sorumlu heyet başkanları ile görüştük açıklamasını yaptı. Yemen'den bir video paylaşıldı. Yemen'in Belges kanalı Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni bir pistteki inşaat çalışmalarının tamamlanmaya yaklaştığı Babül Mendeb Boğazı'ndaki Mayun Adası'nın nadir görüntülerini paylaştı. Görmektesiniz. Ne yazık ki telif yememek için video olarak göstermiyoruz. Yine TUSAŞ'tan stratejik işbirliği anlaşması geldi. TUSAŞ dünyanın önde gelen eklemeli imalat üreticisi Fit AG ile işbirliği yaptı. Anlaşma eklemeli imalat yöntemiyle stratejik parçaların üretiminde TUSAŞ'a önemli bir avantaj sağlayacak. Yine Güney Kore'nin ilk yerli uçağı kf ilk aşaması düzenlenen törenle basına tanıtıldı. Bir diğer haberimiz Türkiye Cumhuriyeti Nur Sultan Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı NASA'nın düzenlediği dünya turnuvası fotoğraf yarışmasında finale kaldı. Siz de aşağıdaki bağlantıdan Van Gölü'ne oy verebilirsiniz şeklinde bir paylaşım yapılmış. Son haberimiz Somali'deki seçimlerden bahsedeceğiz. Somali'de seçim müzakereleri yine başarısızlıkla sonuçlandı. Somali'de seçim krizini çözmek için federal hükümet ve eyalet liderleri arasında başlatılan müzakerelerde sonuca ulaşılamadı. Somali Enformasyon Bakanı Duble yaptığı açıklamada Puntland ve Jubaland eyaleti liderlerinin 17 Eylül 2020'de varılan anlaşmaya uygun şekilde seçim düzenleme konusunda isteksiz olduğunu ifade etti gibi Somali'de seçim sistemi dört buçuk sisteminden oluşuyor dört buçuk sistem olarak bilinen sistem kabile merkezli bir sistem burada ülkenin dört büyük kabilesi diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor Somali'de cumhurbaşkanları adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı bir başbakan bir de meclis başkanı bulunuyor burada Ülkemizin resmi şu anki Cumhurbaşkanı desteklediğini belirtelim. Diğerleri daha çok Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor. Hoşça kalın.